Evet kıymetli dostlar, golva.com'un katkılarıyla hazırlanan Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin selamlarını da ilettiğim videomuza hoş geldiniz. Avrupa'dan Fenerbahçe'nin 4 yıldızına kanca. Şimdi Fenerbahçe birçok konuda maalesef ve maalesef bu sene kendini baltaladı ve Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şimdiden hızlandı. Aslına bakarsanız dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. Levent Mercan ismi konuşuldu, anlaşıldı, imzalar atıldı falan filan denildi. Ortaya işte bir tane bir isim atıldı. Bilmem çanak mıydı, çömlek miydi, öyle bir isim atıldı. Aziz Yıldırım konuşmaya başlayınca transferler kapandı. Bak transfer hiç konuşulmaz oldu. Niye? Fenerbahçe'nin derdi transfer değildi ki. Fenerbahçe'nin derdi önce başkanıydı. Çünkü Fenerbahçe'nin başkanı tutup böyle takımı aşağı çeken bir adamdı. Hakan Bilen Kutlualp diyor ki Fenerbahçe şampiyonluğu Ali Koç'un ben olduğum sürece bizi şampiyon yapmayacaklar. Haziran'da bırakıyorum demecinden sonra kaybetti. Yani arkadaşlar ben bu bilmiyorum ne düşünürsünüz ama takımın inancı bu demeçten sonra kırıldı diyor. Ben %100 doğru diyorum. %100 doğru. Ya düşünsene futbolcusun, başkanın böyle diyor, ne yaparsın? Şimdi hem Aziz Yıldırım hem Ali Koç başkanı da ikisi de. Seçimli olağan genel kurul öncesinde her iki adaydan neyin peşinde? Başkan seçilebilmenin peşinde. Peki Fenerbahçe'de ne oluyor? Yani bir sürü futbolcu var. Mesela Ferdi Kadıoğlu. Şimdi Ferdi Kadıoğlu Aziz Yıldırım Ali Koç'u takar mı? Bence takmaz. Yani gitmek istiyorsa gider. En ciddi ilgilenen ekip Arsenal. Şimanski'ye Tottenham, Leverkusen'in yoğun ilgisi var. Napoli hem İsmail Yüksek hem de Osterwolde'nin peşinde. Şimdi İsmail için ayrıca Lyon ve Stuttgart da devrede ve Fenerbahçe'nin 4 tane yıldızı. Arkadaşlar Fenerbahçe Euro 2024'ü bir kere bekliyor. Ya ne derseniz deyin. Şimdi Euro 2024 kadrosu Hollanda'nın açıklandı. Tabii ki Osterwolde yok. Ancak yani ancak Ferdi, İsmail Yüksek ve Szymański'nin hani Recep Szymański'ye takım katılıyor muydu ya? Ben katılıyor diye hatırlıyorum. Polonya katılıyor diye hatırlıyorum ama bilmiyorum. Neyse. Ferdi İsmail Yüksek kesin seçilir. İrfan Can sakat olduğu için Cengiz Ünder birkaç tık bir şeyler yaparsa kesin seçilir. Belki Fenerbahçe'nin sürpriz Mert Müldür falan da seçilebilir. Bakacağız arkadaşlar. Şimdi Aziz Yıldırım'la Ali Koç yarışırken bu dört futbolcuya dair Aziz Yıldırım şunu dedi. Borçları kapatmaya değil şampiyon olmaya geliyorum dedi. Şimdi borçları kapamaya değil şampiyon olmaya gelen adam bu dördünü satar mı? Hadi cevap verin. Ya borçları kapamaya çalışan adam bu dördünü de satar. Gider Ferdi'nin yerine Levent Mercan alır. Aynı kalitede ya aynı kalibrede ha Ferdi ha Levent der. Millet de tepki üstüne tepki gösterir. Öbür adam Ferdi'yi satmaz der ki ben bir daha Ferdi gibisini nereden bulayım? Bak yanlış anlamayın. Bonucci gidecek. Çağlar gidecek. Samet'in inşallah Panathinaikos'a bonservisini satarız, göndeririz. Osterwolde 1. Emir Ortakaya 2. Ciku 3. Bekao 4. Al sana 4 tane stoper. Bak. Ciku, Bekao, Osterwolde, Emir Ortakaya. 4. 5. ismi de hani serbest kalan bir Türk mürk bulursan tecrübeli mecrübeli falan filan diye. Ne Serdar Aziz'den olacak iş bu, ne Samet Akaydın'la, ne Bonucci'yle. Ha Çağlar'ı tekrar geri getirebilecek olursan Osterwolde Çağlar 2, Bekao Ciku 4, Emir Ortakaya 5. Dehşetül vahşet bir hattın olur. Solda Ferdi Levent Mercan. Yeter elleme. Sağda bozmazsan Osayi Mert Müldür. Bak gerçekten elleme yeter. Kaliteli iki tane ismim var. Ön alanda İsmail'e yedek. Bartu Elmaz olur dersen olur. Crespo dönerse olur. Bu arada Crespo'ya dair de adamların yıllık ücretini karşılayamayız falan filan söylemleri var da. Neyse çok mühim değil. Hani Bartu Elmaz, Crespo, İsmail üçü olur. Bence hiç uğraşmanın lüzumu yok. Fred Kurunic olmaz. Oraya Kurunic'i gönderip adam gibi bir 8 numara almak lazım. Fred'in arkasına. Szymański gitmezse Szymański'nin arkasına da adam gibi bir 10 numara almak lazım. Neyse. Yazarlardan Fenerbahçe değerlendirmesi. Ben çok da şey yapmayacağım. Kanatta mesela Cengiz İrfan devam ederse neyse Emre Mor da var. 3. Tadic işte Kent mi olacak? King'in sözleşmesi bitiyor. Aman King'i tutmayın. Hiç gerek yok.
İşte Lincoln'un geri gelme ihtimali var. Kiralıktaki futbolcular var vesaire vesaire. Bakalım Fenerbahçe'de bak Aziz Yıldırım sirkülasyonun çok olmasına gerek yok diyor. Hürriyet yazarları başkanlık seçimini değerlendirdi. Şansal Büyük'a Aziz Yıldırım adayım diye ortaya çıksa futbolda 6 yıllık ıskalamaya rağmen Ali Koç'u gene çok daha şanslı görürdüm. Ancak Yıldırım antrenör Jose Mourinho diyerek başkanlığa adaylığını açıklayınca Fenerbahçe camiasını büyük bir heyecan sardı. Seçilme şansı olarak bir yüksek atlayıcı gibi zirveye doğru çıktığını düşünüyorum diyor. Ayrıca Aziz Yıldırım'ın Mourinho 9 Haziran'a kadar beklemez. Ali Koç tarafı ile bizim taraf birlikte Mourinho ile konuşup anlaştılar. Seçimi kim kazanırsa o Mourinho ile devam etsin. Bunun yanı sıra ben seçimi kaybedersem buna rağmen Mourinho'nun maliyetinin yarısını karşılayacağım demesi de kendisine çok büyük bir artı olarak yazdı diyor. Aklın yolu bir. Uğur Meleke son 30 yıldır Fenerbahçe'yi farklı isimlerle aynı mantalite yönetiyor. Sanal düşmanlar yaratan, ben tek siz hepiniz gibi arkaik söylemlerin arkasına sığınan, tek adamcı, teknik direktör ve sporcuyu değersizleştiren, saha içinden çok saha dışına odaklanan bir mantalite. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük STK'sı olduğunu iddia edip koca çeyrek yüzyılda Aziz Yıldırım Ali Koç dışında bir aday çıkaramaması da enteresan diyor. Burada enteresan olan bir olay yok. Burada enteresan olan olay şu. Fenerbahçe'nin yapısal olarak doğru yapıyı bulması bu. Şöyle anlatayım. Yurt dışında ben herhangi bir belediyenin başkanı olarak seçilsem beni bir aylığına belediye başkanı seçseler hiçbir şey değişmez orada. Çünkü adamlar sistemi kurmuş. Ama Türkiye'de bir aylığına başka bir adamı getirin. Hemen ulan şunu kovsam da amicemin oğlunu hemen işe mi alsam? Şunu kovsam da lan bizim bir tane çaycının görümcesinin eltisi vardı. Ulan onu mu alsam mı başlar? Neyse. Uğur Meleke diyor ki umarım yöntem değişir. Fenerbahçe'nin bu iki isme sıkıştığı süreçte Galatasaray 6 başkan değiştirmiş. Kupa sayısında rakibini 2'ye katlamış. Bir de Avrupa Kupası eklemiş üstüne diyor. Bu arada Fenerbahçe şampiyon teknik adamları Zico'yu, Ersun Yanal'ı filan itibarsızlaştırıp göndermiş. Yani umarım kavgacı dil değişir diyor. Fırat Aydınus şu anki tablo Ali Koç'ta Aziz Yıldırım'ın ilk kez karşı karşıya geldiği 2018 seçimindeki rollerin tam tersi. O zamanki kongrede Ali Koç'un aday olması sebepleri, seçimdeki tavrı, taraftar ve diğer etkenleri güç olarak arkasına alması gibi faktörler şu an Aziz Yıldırım'ın arkasında. O seçim epey farklı bir oyla sonuçlanmıştı. Muhakkak 9 Haziran'daki seçimlere kadar Ali Koç'un da hamlesi olacak. Ama bu seçimde başkanlığı kazanırsa, kim kazansa kazansın, 2018'deki böyle büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Unutulmasın Aziz Yıldırım 98 yılında ilk başkanla sadece bir oy farklı olmuştu. Bu denli olmasa da 9 Haziran'da birbirine yakın bekliyormuş. Mehmet Arslan, Yıldırım Mourinho projesiyle mükemmel tasarlanmış hamle, içinde büyük düşünce, büyük transfer, büyük vizyon gibi tam da taraftarın özlediği, istediği Fenerbahçe'yi tanımlıyor. Yani bu hamleyi bertaraf edebilmesi için Ali Koç'un kongre tarihine kadar Mourinho'nun üstüne bir isim eklemesi gerekiyor diyor. Emin olun şu an Ali Koç'un kafasındaki isim İsmail Kartal'dır. Diyordur ki ulan ben İsmail Kartal dışında başka birini söylersem millet diyecek ki bak Ali Koç çok büyük ikilemde. İsmail Kartal dışında atıyorum Conte dese millet diyecek ki hani sen varken şampiyon yapmazlardı. Hani hocanıza güveniyordun. Hani 90 puanı geçtiydi. Hani efsane hocaydı diyecekler. İsmail Kartal'la devam ediyorum dese ulan adam Mourinho dedi diyecekler. Ben dedim ya bak Aziz Yıldırım hamlesi şahmat hamlesi. Ferdi için Arsenal gelişmesi diyor. İngiliz ekibi Arsenal. Bunu konuşmuştuk arkadaşlar. Yani 25 milyon euro makul diyor. Bu sezon 49 maç, 3 gol, 5 asist. Sıkıntı. Serdar Dursun'a Çin'den teklif. Buna şaşırdım. Çin ekibi Hanfisi, Fenerbahçe'de sözleşme sezon sonunda bitecek olan Serdar Dursun'a 3 yıllık teklifte gelmiş. Böcük möcük yer gitsin. 32 yaşındaki golcü Euro 2024'ten öncesi geleceğiyle ilgili karar vermek istiyor demiş. Ya mesela insanlar Ali Koç yönetiminde acemilikle tanıştı. Tamam Aziz Yıldırım döneminde de acemilik oldu. Mesela Carlos Kameni. Kameni'nin alınması tamamen şey. İşte Krasic. Ya olabilir. Her transfer tutacak diye bir şey yok ama Serdar Dursun'u sezon başı gönderip devre arası almak hangi aklın ürünü, hangi zekanın ürünü? Serdar Dursun ilk sezonda 33 maçta 15 gol atmış. İkinci sezonda çok fazla forma şansı bulamamış. 26 maçta 4 gollük performans. Aynı sezon Uluslar Ligi'nde 6 maçta 4 gol atarak milli takımda müthiş
Sonra Karagümrük'e gidiyor. 22 maçta 3 gol atıyor. Türkiye Kupası'nda 2 maçta 3 gol atıyor. Fenerbahçe'ye geri dönüyor İsmail Kartal'ın isteğiyle. Ve 8 haftada ancak forma şansı bulmuş. Arada 8 maçta buldu demek istiyor. 2 gol atmış. Çin'den teklif yapıldı diyor. 3 yıllık teklif. Herkes için hayırlısı diyelim. Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede Leandro Andrade. Arkadaşlar bu ismi daha önce de konuştuk. Bakın hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın Azerbaycan ekibi Karabağ'ın yıldızı Leandro Andrade için hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın devreye girdiği belirtiliyor. Galatasaray'da ilgileniyormuş. Olmamış. Portekiz doğumlu oyuncu için iki kulüpte ilgileniyormuş. Rus kulüpleri de ilgileniyormuş arkadaşlar. Bunu kanalımızda bir takipçimiz var. O kendini biliyor. Selamlar olsun. İkide bir de belirtiyor kendisi. Bir de bir isim daha var. Karabağ'ın neydi o adam ya? Neyse aklıma gelmedi. Bu Leandro sağ kanat. Yani baya baya sağ kanat. Hatta kütürük eriği gibi sağ kanat. Transfer market değeri 1.2 milyon euro. Yaşı 24. Tam Fenerbahçe'nin isteyeceği şey. Yeşilburnu adalarıyla da maça çıkmış. Yıllarca Portekiz Ligi'nde oynamış. En son Fatıma'da oynamış. Fatıma'dan Çernomoro'ya gelmiş. Oradan Karabağ'a gelmiş. Abi 55 resmi maç. 13 gol 18 asist. Ha. Azerbaycan Ligi'nde 9 gol 14 asist. Avrupa Ligi'nde 10 maçta 2 gol 1 asist. Elemelerde 2 gol. Şampiyonlar Ligi elemesinde 2 asist. Diye geçiyor. Neydi o forvet? Juninho. Bir de Juninho'ları var. Şimdi arkadaşlar size şaka gibi geliyor. Bak Anadolu takımları. Azıcık kafayı çalıştırın. Eğer paranız varsa. Ben açık söyleyeyim size. Bu Andrade ile Juninho'yu alın. Juninho'yu da belirten bir Azerbaycan. Azerbaycan'da yaşadığını düşündüğüm bir takipçimiz var. Ben orada yaşadığını düşünüyorum. Ona da selamlar olsun. İkide bir de hocam izle, kurban olayım izle falan filan. Lan baktım adam Leverkusen'i tek başına yıkan adam mesela bu Juninho. Bu Juninho'nun da mesela piyasa değeri 1 milyon euro. Yaşı 27 Brezilyalı. Ya hocam Allah aşkına Fenerbahçe Mourinho diyor sen Juninho diyorsun. 52 maç 28 gol 10 asist 3260 dakika. Yani totalde 40 maç yok. 35, 36 hatta 37 maç diyelim. 28 gol 10 asist. Azerbaycan Premier Liga'da 18 gol 7 asist. Avrupa Ligi'nde 5 maç bir şey 10 maçta 5 gol 1 asist. Kapı karşısına ötürme. Avrupa Ligi elemelerinden 4 maçta 1 gol. Yani Azerbaycan Kupası'nda ise 4 maçta 4 gol 2 asist yapmış. Yani adam hayvani bir oyuncu. Hayvan gibi oynayan bir oyuncu. Bilmiyorum ben mesela Fenerbahçe'yi alsak Lagaluga'yı çok ederler ama ben olsam arkadaşlar Anadolu takımlarına alırım açıkçası. Yani alın Anadolu takımları bedavadan topçu. Kütürük eriği gibi topçu. Hiç boşuna uğraşmayın. Şimdi Karabağ'ın kulüpler sonuç alamıyormuş. 4 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyormuş. Açık söyleyeyim. Fenerbahçe'ye bir vizyon lazım. Kabul. Hocam bundan olacak iş değil falan diyebilirsiniz. Ben bir şey diyemem. Şimdi Fenerbahçe futbolcularında bir olay var. Beklemedeler. Mesela Ferdi beklemede. Şimanski beklemede. Arkadaşlar neyin ne olacağı belirsiz. Şimdi Şimanski diyor ki ben Avrupa'ya giderim. Atıyorum kafadan. X takımına giderim. Yıllık ücretim artar. Ancak eğer Mourinho'nun geleceği kesinleşirse Şimanski'nin yerinde olsam derim ki ulan bir sene durayım. Mourinho teknik direktörümken herhalde Avrupa'dan daha fazla izleyenim olur. Mourinho ile Şampiyonlar Ligi'ne kapak atabilirsek, ayağı oradan içeri sokabilirsek eminim daha fazla izleyenim olur diyecektir. Aynı şekilde İsmail Yüksek, Osterwolde, ben Osterwolde'nin Mourinho Fenerbahçe teknik direktörü olsa, Osterwolde olsanız bırakıp gider misiniz? Mesela şu anda Arda Güler çok bir değerinin olduğunu düşünüyor musunuz Arda'nın? Ben düşünmüyorum. Ben nedense Arda'nın hani şöyle söyleyeyim elbette gol mol atıyor, elbette asistler, şunlar bunlar. Elbette kendini gösteriyor kabul ama bizdeki değeri yok. Neyse uzun lafın kısası durumlar bunlar. Arkadaşlar çok önemli bir duyuru yapacağım. Bakın
Şu an mevcut kanalımız Kadıköy Sokak kanalında bir sıkıntı var. Ya bu benim ekranım. Gerçi bana böyle gözüküyor, size böyle gözükmüyordur da. Benim ekranımda hani kanalımıza sıkıntı olduğu için Kadıköy Sokak 2 kanalından yolumuza devam ediyoruz. Yani burada da video çekiyorum, orada da çekiyorum, ikiye bölünüyorum. İtirazlarım sürüyor. 24 Mayıs'a kadar itirazınızı sürdürün diyor. Sürdürüyorum. Elimden geleni yapıyorum. Üyelikler, şunlar, bunlar. Her şeyi yapıyorum ama YouTube yönetiminin maalesef hani ukalaca bir tavrı var. Dönüş de yapmıyorlar. Açıkçası bu durumdan dolayı çok çok rahatsızım. Ve bu rahatsızlığımı dile getirdim. Ancak YouTube yönetimi hala ama hala ve hala dönüş sağlamadı. O yüzden bak ne olur ne olmaz. Canları sıkılıyor, ceza veriyorlar. Canları sıkılıyor, üyeliği kaldırıyorlar. Canları sıkılıyor, üyeliği durduruyorlar. Bunların canının sıkılmaması adına, bunların kanalımıza bir zarar vermemesi adına lütfen Kadıköy Sokak 2 kanalını, yani diğer kanalımızı takibe alın arkadaşlar. Bakın, sizin görebileceğiniz modu açayım. Siz bu modu görebiliyorsunuz çünkü. Yani sizden ricam bu. Ha dinlersiniz, dinlemezsiniz bir şey diyemem. Ama Kadıköy Sokak 2 yazıp lütfen arattırın ve şu kanala abone olun arkadaşlar. Bakın logo aynı. Abone sayısına bakın. Zaten az aşağılara inerseniz kapak görselleri, videoları benim çektiğimi anlayıp şey yapabilirsiniz. Merak etmeyin, kimse taklidini yapamaz. Taklidini yaptığı anda teliften çökerim. Hiçbir şey yapamazlar. Rica ediyorum arkadaşlar. O kanala abone olun. Bakın 3680 yazıyor altta abone sayısı. Yanlış anlamayın beni. Şuradan sürekli video izleyen 1000 kişi oraya aktarılsa oradan devam ederiz. Hiç merak etmeyin. Orayı da bir anda büyütürüz. Yani 69 bin, 70 bin, 50 bin, 100 bin, 200 bin zor değil. Hatta oranınki daha kolay çünkü orası sıfır şikayet yemiş bir kanal. Şu anda orada her atılan beğeni şikayet sildiriyor. Şu anda biz orada yani isterseniz şu anda 1 milyon kişi şikayet etsin hiçbir şey yapamazlar. Çünkü 1 milyon gösterimlik video almadığı için hiçbir şey olmaz. 20 bin, 30 bin hiç önemli değil. Gittikçe artıyor arkadaşlar. Bizim şu an orada attığımız her video, yapılan her beğeni orayı coşturduğu için lütfen orayı da takip alın. Bak dediğim gibi burada keyfi olarak YouTube yönetimi keyfi olarak hiçbir suçumuz hatamız olmamasına rağmen üyelikle ilgili sıkıntı çıkarttı. Hiçbir sıkıntı çıkartmasa buradan tekrar devam ederiz. 69.500 hiç mi tuhaf gelmiyor arkadaşlar? Yani hiç mi tuhaf gelmiyor? Lan 69.400'e niye düşmüyor? Ya da 600'e niye çıkmıyor diye hiç mi tuhaf gelmiyor? Bir tek bana mı geliyor? Yani üstümüze çok oynuyorlar. Ben sizden rica ediyorum. Bir kardeşiniz olarak diğer kanallara lütfen abone olun. Takip alın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.